hastalıklar dediğimiz grup var. İşte ailede varsa çocukta da olma ihtimali çok yüksek. Kasık kıtı böyle bir hastalık değil. Ama sorguladığınız zaman babada ya da kardeşlerde ölçü şey alabiliyoruz. Ama bu her zaman olan bir şey değil. Peki anne karnında şimdi gördük dedik hastalığı. Doğar doğmaz müdahale edebiliyor muyuz yoksa bir süre beklememiz mi gerekiyor kendiliğinden? Doğduktan sonra da inme gibi bir süresi var mı? Aslında hastalığı anne karnında görmüyoruz. Anne karnında oluşuyor ama biz doğduktan sonra görüyoruz. Doğduktan sonra yaşamın ilk bir haftasında görebileceğiniz gibi 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında görebilirsiniz. Hatta ailelere bazen bunu anlatmakta sıkıntı çekiyoruz. Diyorum ki bu doğumsal olan bir şey, anne karnında olan bir şey. Peki niye 7 yaşında ortaya çıktı? Herhangi bir şekilde karın içi basıncını arttıran bir şey, bir ıkınma, ağlama, çocuğun koşması, 10 yaşında bir çocuğun bisiklete binmesi bunu tetikliyor. Bu ama doğru mudur halk arasındaki? Çok ağlama fıtık olursun söyleme. Çok ağlama fıtık yapmaz. Bizim demin anlatmaya çalıştığım çocuk fıtıklarından bahsediyorum. Erişkinden biraz daha farklı mekanizmayla olan çocuk fıtıklarından çok ağlama fıtık yapmaz. Çok ağlama mevcut fıtığı ortaya çıkarır. Bu fıtık zaten bir gün ortaya çıkacaktır. %80 ihtimalle. Ama şunu da belirtmekte yarar var. Bu kanal açık kaldı da onun içinden fıtık olur dedik ya. 100 bireyden 20'si bu kanal açık kaldığı halde ömrünü fıtık olmadan da tamamlayıp gidiyor. Bu otopsi vakalarından bildiğimiz bir şey. Yani illa her o kanalın açık olduğu fıtık olacak değildir. Biz buna potansiyel herne deriz. Yani herne olabilir, olmayabilir ama %80 dediğim gibi karın içi basıncını, basınç artışını tetikleyen bir nedenle fıtık ortaya çıkmaktadır. Değerli izleyiciler, eğer bu konularla ilgili Sayın Hocamıza yöneltmek istediğiniz sorularınız olursa ekranlarda görmüş olduğunuz telefon numaralarından kanalımızı arayabilirsiniz. Canlı yayında Latif Hoca sorularınızı yanıtlayacaktır. Peki sevgili Latif, diyelim ki erişkin bir şeyi kaldırdı da fıtık oldu. Çocukta böyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Peki annenin doğum sırası, yani hamilelik sırasında yapmış olduğu bir şey çocukta fıtık haline dönüşür mü? Yani böyle bir düşünebilir belki anneler veya babalar. Böyle bir şey olur mu? Bu soruyu da çok sık karşılaşıyoruz. Hayır, annenin gebelikte dikkat edeceği herhangi bir şey yok. Bazen anneler diyor işte ben şunu yaptım diyor, şöyle mi yapmasaydım diyor, beslenmem böyleydi diyor. Bunların hiçbirinin şu anda bildiğimiz fıtık nedeni olarak ortaya çıkmış bir şey yok. Evet, oradaki doğumsal olarak o Adele'nin zayıflığından kaynaklanan bir şey, annenin yapmış olduğu herhangi bir hareket veya beslenme özelliğinden kaynaklanmıyor. Peki, özür dilerim, şunu söylemeliyim. Yani anneler kendilerini hiçbir zaman çocukları fıtık oldu diye suçlamasınlar. Evet, hele babalar anneleri hiç suçlamasınlar. Babalar anneleri